Anıl merhaba. Merhaba. Süper. Evet. Nasılsın? Öncelikle iyisin umarım. Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Artık biz senden öğreniyoruz abi. Sen 7-8 yılı aşkın sosyal medyada, YouTube'da. Yani bana çok fazla soru geliyor. Bu arada herkese merhaba. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Hızlı bir giriş yaptık. Ama biz geçen sene bir tayin toplantısı vardı. Ayhan abi söylüyordu. Yani sosyal medya çok önemli. Ama YouTube da çok önemli. Biz çok önemsemedik onları. Şimdi diyor bütün dünya artık beni dinliyor diyorsundur bence. O senin tabii güzelliğin. Tabii yani haklı olarak biliyorsun bir değişim geliyor. Ve bu yaşanan virüs kriziyle de maalesef insanların mücadeleyi nasıl etmesi noktasında, nasıl öğrenciler şimdi okula gidemeyip ev ortamında online eğitim almak zorunda kalıyorsalar, aynı şekilde aynen bir değişim var ve herkes de bunu takip ediyor. Güzel bir noktaya değindim bence, hemen başlar başlamaz. Tabii öncelikle Anıl çok teşekkür ederim. Canlı yayınımıza katılıp bizim konuğumuz olduğun için gerçekten ben teşekkür ediyorum. Benim için değerli. Ben yıllardır seni tanıyorum, arkadaşımsın. Yakından da biliyorum seni. Şimdi programımızı şöyle yapacağız, hem değerli takipçilerimiz senin de benim de duysunlar. Biz tabii seninle bir söyleşi yapıyor olacağız. Bu arada değerli takipçiler, çekinmeden soruları olursa sana ve bana soru bölümünden, aşağıdaki soru işareti bölümünden atabilirler soruları. Eğer oradan atamazsalar da yorum olarak yazabilirler. Artık Anıl ya da ben, hangimiz yakalarsak soruları bu şekilde hemen söyleşimizin sonrasında soru cevap bölümünde de değerli takipçilerimizi de bilgilendirmiş olacağız diyorum. Anıl, biliyorsun gerçekten değişik bir koronavirüsünden dolayı yaşanan bir krizle karşı karşıyayız geçen aydan beri. Ve bununla mücadele tabii biliyorsun sağlık görevlilerini, işte aynı anda devlet görevlilerini, kuruluşları dinleyerek bu süreci evde kalarak atlatmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Tabii senin gibi değerli bir arkadaşı bugün alma amacımız. Şimdi ben seni yakından tanıyorum tabii ama bugün ki biraz gazetecilik, habercilik konusunda konuşalım istedik bu kriz ortamında. Ve tabii ben seni yakından tanıyorum. Ne kadar başarılı bir gazeteci olduğunu biliyorum. Biraz kendinden bahsedersen, Anıl Sural kimdir anlatırsan eminim değerli takipçilerimiz de bilgilenmiş olurlar. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Gerçekten güzel yayınlar oluyor. Ben Anıl Sural, 30 yaşındayım ve 15 yıldır gazetecilik, medya sektöründeyim. Gerçekten 15 yaşında başladım. Fenerbahçe TV'de kablo taşıyarak, kaset taşıyarak yani mutfağında öğrendim. Yoksa işletme, uluslararası ilişkiler eğitimim var. Ve farklı yerlerde çalıştım. Aslında Fenerbahçe TV'den sonra spor alanında devam ettim. Telegol programıyla. Ondan sonra Radikal Milliyet, en son Önce Vatan Gazetesi'nde Türkiye'de röportajlar yapıyordum. Size de yaptık zaten abi. İnsanlar da takip ediyor. Ve yani 4 yıldır da Amerika Birleşik Devletleri temsilcisiyim. 2 yıldır Washington, 2 yıldır Chicago. Ama Chicago'da yaşarken Los Angeles'tan New York'a çok farklı yerlerde gazetecilik yaptım. ABD'nin en başarılı Türkleriyle, sen de onlardan birisin. Hukuk alanında bizi gururlandırıyorsun. Sizlerle röportaj yapıyorum ve buradan aktarıyoruz. 4 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Önce Vatan Gazetesi Amerika temsilcisiyim. Ama onun dışında EkoTürk TV'ye bağlanıyorum haftada 2 gün. Forum üyesiye röportajlar, yazılar yolluyorum. Yani çünkü medya biri oldu mu diğer farklı yerlerde de çalışıyorsunuz ya da yorum yapıyorsunuz. Hepsi birlikte. Yani 4 yıldır gazetecilik Amerika'da yaptığımı söyleyeyim. Amerika benim için önemli. Çünkü evet, Türkiye'de gazetecilik yaptım. Farklı yerlerde bulundum. İşin mutfağında da en altından en üstüne. Ama Amerika bütün dünyanın izlediği bir yer. Mesela buraya giriyorlar, Beyaz Saray'a giriyorlar Türkiye'den gelenler. Ya bu muydu Beyaz Saray? Aslında kongre binasını daha çok Beyaz Saray gibi Türkiye'de sanıyorlar. Daha ihtişamlı diye. Ben diyorum evet, bu oraya biz değer atfediyoruz. Çünkü bütün dünya gerçekten Amerika'dan, Washington'dan yönetiliyor. En güçlü ülkesi olduğu için. Ondan dolayı burada gazetecilik yapmak önemli. Hem Türkiye ile olan ilişkiler son 3-4 yılda kimi zaman çok hararetli oldu. Vizeler daha iptal oldu. Sen de duyuruyordun abi. Ama şu an iyi bir seviyede. Ve burada biz haber anlamında, ya ben siyaseti maalesef diyorum aktarmak zorundayım. Çok sevmiyorum.
Asıl ben özel röportajlar, Doktor Öz'den Ayhan Öğmen'le, Ersal Özdemir'den farklı isimlerle röportajlar yapmayı seviyorum ya da özel haberler. Çünkü Amerika'da çok başarılı Türkler var. Mesela biri katıldı, basketbolcu kardeşimiz, onlarla NBA'deki gururlarımızla yapıyoruz. Yani çünkü buradan NBA'yi herkesin hayali, izlemek dahi bir salonda hayaliyken burada oynayan Türkler var. Biz de buraya daha fazla kişi azmetsin, gelsin istiyoruz. Yani burada olan biteni doğru aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü aynen abi, New York'ta mesela akbabalar uçuyor mu havada? Yani Türk medyasında böyle haberler görünce ben üzülüyorum. Doğru aktarmak çok önemli. Yanlış mı? Yok, çok doğrusun. Şimdi bir de Anıl, sen bu işin dediğin gibi mutfağındasın. Ve sen küçüklükten beri de bu gazetecilik anlamında çalışmalar yaptığın için kesinlikle bu tespitlerin yerinde ve gerçekten ya gazetecilik bence o kadar değerli ki, yani bir bilginin aktarılması, bir bilginin ulaştırılması, anında ulaşması ve bu biliyorsun değişen dünyamızda şu an o kadar hızlı internetle erişim sağlanan bir durumda kesinlikle çok önemli ve gazeteciliğin doğru yapılması, araştırması yapılarak ben biliyorum senin bile beni kaç kez arayıp ya böyle böyle bir çalışma yapılacak, işte bu doğru mu, böyle bir duyum aldık, bu gazetecilik oluyor. Yani hani bir şeyi duyup haber yapmaktansa gerçekten bu var mı, doğru mudur diye çalışmasını yapmak. O yüzden bence gayet iyi çalışmalar sen bu noktada yaptığına inanıyorum zaten. Yani internet gerçekten önemli. Siz bir oda kiralayıp Türkiye'de bütün dünyayı, dersiniz ki Amerika'yı takip edeceğim. Evet, bütün haberleri CNN'den Fox'una, sağdan sola farklı görüşleri takip edersiniz. Ama burada önemli olan gerçekten o havayı solumak. Mesela Washington dediğimizde bir tarafta Virginia, Maryland. Ne kadar okursanız da burada yaşamak ve burayı takip etmek çok daha farklı. Ya da mesela senden görüş de alabilirler telefonla Türkiye'den. Ama burada gerçekten Türkiye'den hep ziyaretçiler geliyor. Şu an Büyükelçilik'te çalışanlar var. Ya biz Amerika'yı ziyaret ettiğimizde çok farklı görüyorduk diyorlar. Çünkü çoğu ya turistik yerleri geziyorlar ya da Türklerin büyük çoğunluğu bütün dünyada olduğu gibi alışveriş merkezleri. Yani bizim markalarımız çok var biliyorsun abi. New Balance'dan Kolombiya'ya farklı Türklerin takıntılı olduğu, ben onları da araştırdım. Burada yaşamak çok farklı. Amerika'da gazetecilik yerel çok önemli. Bence bunu söylemek lazım. New York'ta Washington'da Fox 5 var. Bir de ABC 7. Ama onun dışında WTOP. Yani burada her eyalette en az 5-6 tane radyo, gazete ve televizyon var. Bu en az diyorum. Yani bir 50 eyaletten bahsediyorsunuz. Tabii ki bir devlet politikası var. Yani üniversiteye bile gittiğinde sen Michigan'da istiyorsan sana $10,000. Sen ama Maryland'dan geliyorsan sana $30,000. Bir devlet politikası var Amerika'nın. Bu yadsınamaz. Sen olduğun yerde kal, çok hareket etme dedi diyor. Ama yerelde çok güçlüler. Genel anlamda maalesef Türkiye'nin şu sorunu var. İlla bir haberi tıklatacağız. Maalesef biz YouTube'da da yapıyoruz. Belki farklı soru işareti. Çünkü Türkler bunu seviyor. Belki sen de videolarında yapıyorsun. Videolar çok başarılı bu arada. Ben gördüğüm kişiler de takip ediyor. Kim videolar 10 bin, 100 binleri yani görmüş. Gerçekten en başta görmüşsün, o çok önemli. Ama burada ne haberi doğru vermek bence çok önemli. Burada USA Today'e baktığımızda gerçekten internet üzerinden çok başarılı yayınlar yapıyor. Yani tıklatmak değil, bazen şu kadar haberi yazıyor. Ama Türkiye'de illa son dakika işte üzücü bir deprem. Türkiye'de herkes bir deprem korkusu var. Haliyle tıklıyor. Sonra Papua yine de deprem oldu. Zaten günde belki 6 kere deprem oluyormuş. Yani bunlara bence etik olarak çok dikkat etmek gerekiyor. Gazeteci tabii her bilgi geliyor. Bunu topluma da aktarmamız lazım. Senin de şu an öyle. Bu koronavirüs sürecinde evet herkes sağlık çalışanları diyor. Polisler, askerler, bunlar çok önemli. Ben de bir polis çocuğuyum. Ama avukat sen bu süreçte inanıyorum ki yüzlerce telefon almışsındır, para kazanmayacağın. Çünkü neden? İnsanlar merak ediyor. Müvekkilinde olmayan ve aynı sorular. IRS'e biz başvurursak bize sorun olur mu? Şu olur mu? Aslında bir iyi araştırma yaparlarsa sen çok güzel koyuyorsun internete, YouTube'a. Oradan görebilirler. Ama maalesef yani Amerikalılar, ben ilk geldiğimde navigasyon zor geldi bana. Yani nasıl bulacağım ya? Yani yazıyorum ya, böyle mi gideceğim? Google Maps'e kavga ediyordum.
Yani diyorum ben Amerikalılarda herhalde ilkokulda tabela okuma dersi var diyorum. Çünkü alışınca şunu görüyorsun. Diyor ki 66'dan git eve, 69'dan çık 2 mal. E sen zaten 66'dasın, 69, 67, 68. Yani biraz düşününce herkesin yapabileceği şeyler. O yüzden biz biraz abartıyoruz. Ya da Google'da Amerikalı her şeyi Google'dan cevabını buluyor gerçekten. Ama biz arkadaşımıza WhatsApp'tan sormayı daha rahat buluyoruz. Ya afiş atıyorum abi mesela senle bu yayınımızı afiş attım. Yayındayız bekleriz diye şey diyor kaçta? Ya afişe tıklasa zaten saatini görecek. Yani medyada böyle. Tabii ki etik değerler de var. İnsanların dikkat etmesi. Ama sen de bence bunlardan muzdarip oluyorsundur biraz. Yani bu tabii farklı bir duruma gidiyor. Ondan sonra tabii biz hani şey noktasını sen iyi bence tespit ettin. O da şu yani. Tabii ki biliyorsun insanların hareketleri, karakterleri değişken olabiliyor. Bu millete ve kültüre, coğrafyaya göre değişebiliyor. Bu bizde çok yaygın. Yani bizim hani Türkler olarak çok yaygın. Mesela benim hep verdiğim bir örnek oluyor konuştuğumda bildiğim arkadaşlarla ya da bu yabancılarla konuştuğumda. Bizim Türkler her şeyi bilir diyoruz yani. Hani hiçbir bilmeyecek bir şeyimiz olamaz diyoruz. Yani adresi yani hem bunun bir sebebi bilmek, bir sebebi de yardımcı olma isteği çok Aynen fazla. abi, o yardımcı Yani da şimdi olma isteği mesela var. adresi soruyorsun, belki bilmiyor ama adresi hala tarif ediyor sana. Şimdi ben bunun örneğini çok veririm. Hani derim burada Amerikalılara bir şey sorduğunda bilmiyorum der adam. Yani o bilmemesi seni ortada bıraktığı anlamına gelmez, yardım etmediği. Tam tersi yardımcı oluyor sana. Ama mesela bizim Türklerimiz de hareketlerinde yok dur bir dakika çözeceğiz. Buraya gideceksin, oraya döneceksin. Buraya adamı belki ters yöne gönderiyor. Yani Hayır. İzleyiciler beni yanlış anlamasın. Biraz sert giriş yaptım ama ben de ya onlardanım. Mesela şunu yaşadım abi. Ben Disney'de çalıştım. Work and Travel'da ilk Amerika'ya geldim. 20 yaşındayım 10 yıl önce. Ekstra bir iş aldım ve tuvaleti sordu bana. Guest, ziyaretçi. Mesela Amerika'da da öyle şeyler var ya, housekeeper. Yani temizlik görevlisi deniyor. İşte o evi tutan, her şeyi çekip çeviren. Ben de orada geçit töreni var, insanları yönlendiriyorum. Biri bana dedi ki ya tuvalet ne tarafta? Şimdi bir çalışan olarak bilmemek büyük bir ayıp. Ben ama başka bir parkta, Animal Kingdom'da çalışıyordum. Magic Kingdom'a gittim. Ben de haliyle senin az önce dediğin az ileride solda dedim. Abi yarım saat geçti. Ben yine çalışıyorum az kaldı. Adam geldi dedi ki thank you for nothing dedi. Yani hiçbir şey için teşekkürler. Böyle bir Amerika'nın şeyi var. Tuvalet ileride sağda dedi. Solda değil. Yani başkalarını var yanlış yönlendirme. Ben böyle başımdan aşağı kaynar sular. Çünkü İstanbul'da biliyorsun gerçekten yani sorunca evet bu yardımseverlik için yani benim Evet. orada işle dolayıydı ama bir yardımseverlik için bile senin örnek çok iyi elbet tarif ediyor. Bir de şu ekliyor abi. Az ileride sor. Yani sanki ben aklıma gelmiyor. Yani diyor ki ileride bir daha sor. Aynen. Şimdi tabii bu yaşanılan şeyler. Bir de tabii şimdi şu var. Sonuçta bahsettiğim durumla biz de karşılaşıyoruz devamlı yaptığımız iş gereği. Bir de şu var tabii. Hani yeni dönemde bilgiye erişim aslında gittikçe kolaylaşıyor. Yani dolayısıyla mesela artık kişiler videoları bile izlemek istemiyor. Yani hani zamanı yok video izlemeye. Dolayısıyla evet veya hayırlı kısa cevap istiyor veya işte detay bilmek gerek duymuyor. Bizim yaşadığımız bu oluyor. Yani gün sonunda ama bunun bütün sebebi bilgiye hızlı erişimden. Şimdi ben mesela çocukluğumu hatırlarım ilkokulda Türkiye'de okurken hiç unutmam. Düşün Manisa gibi bir yerde büyüdüğüm halde bir kelimenin anlamını öğrenmek için 40 dakika yarım saat yürüyerek ana kütüphaneye gittiğimizi biliyorum merkezde. Yani bütün o günkü görevimiz okul sonrası 40 dakika yürümek, varmak oraya, işte bir kelimeyi araştırmak, yazmak cevabını ansiklopediden ya da sözlükten ve geri dönmek. Şimdi o dönemlerden şu an internette anında bilgiye ulaştığımız noktaya dönüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda aslında aynen bilgiye erişimin kolaylaşması ve hızlanması bizde tabii bir araştırma özelliğimizi öldürüyor. Öğrenme ve araştırma detaylı anlama özelliğini öldürdüğü için dediğin sorunları
Ben anlıyorum. Hem sen gazeteci olarak yaşıyorsun, hem de hızlı tüketim gerçekten abi ya. Yani sen gerçekten güler yüzlüsün. Ben de bazen sana soruyorum. Diyorsun ki az önce de sordular. Az önce belki 100 kişi o soruyu sordu. Ben de sana soruyorum. Sen sabırlı cevap veriyorsun herkese. O özelliğin gerçekten çok iyi. O bilgi erişim belki yeni nesil izleyenler diyordur ki ya ne diyorlar, ama ben 2008'de üniversiteye girdim. Her hafta sonu bir konferansa gidiyordum ve bazen İstanbul'da 2 saat gidiyordum. 2 saat, 4 saat, 1 saat de konferans için. Ama orada öğrendiklerim, gittiğimde notlar alıyordum. Yani bir konferans çok kötü geçmiş olur ama yani ihtimal dahi oradan hala öğrendiğim çok şeyler var. Tanıştığım kişiler var. Şu an irtibatta görüştüğüm. Mesela Ömer Akinci diye birisi vardı. Konferansına gittim. Dedi ki blok açın. Ben Fenerbahçe'de çalışıyordum. Üniversiteye gittim. Sonra medyadan koptum biraz. Ya dedim açayım. Ben 18 yaşında o bir blok açın dedi ve blok açtım. Yani biraz yazmaya öyle geçtim televizyon varken. Yani en ufak bir şey size çok şey kazandırabilir. O yüzden belki 20 saat bir yere arabayla gidebilirsiniz. Oradan çok büyük kazancınız olabilir. Ama dediğim gibi hızlı tüketim var. Nasıl McDonald's, Burger King Türkiye ilk geldiğinde böyle ne kadar çabuk oluyor. Şimdi insanlar video dediğin gibi ya sadete gel diyor. Yani 10 dakika video atıyorsun. Diyor ki yani evet mi hayır mı? Onu merak ediyorlar. Evet. Ya bu senin de dediğin gibi aslında tüketim dedin ya, tüketim kültürünün bir nevi hazin sonu diyelim. Analiz yapma kabiliyetinin yok olması. Aslında gereken, bulunması gereken her zaman mevcut. Ki bak öyle bir dönemlere geçiyoruz değil mi şimdi artık? Sen daha iyi bilirsin. Videoların üzerinde oynama yapılıp gerçek aslında o videoyu gerçekten yayınlanan bir video ama o konuşmayı yapmıyor aslında o insan. Dolayısıyla biliyorsun o şeyle ilgili çok meşhur şeydeki meclisteki başkan biliyorsun Bayan'da bir konuşması olmuştu Pelosi'nin. Onunla ilgili bir durumda olmuştu. Aslında onları söylemiyor ya da konuşma tarzı değiştiriliyor. Öyle bir dönemdeyiz ki bilgiye hızlı ulaşıldığında doğru bilgi edinemeyeceğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden analiz ve çalışma gerekiyor. Şimdi sen tabii şuna değindin. Şeyin önemine, işte bir yerde bulunmanın, direkt araştırmanın, gidip bulmanın, burada olmanın aslında uzaktan bir şeyi çözmekten daha farklı olacağını anlattın. Güzel bir noktaya geldin. O da şundan dolayı yaşanan bu kriz ortamında şu an değil mi? Bu yaşanan virüs evet. Krizi ortamında herkesin evde kalması gereken bu durumda bir gazeteci olarak sen nasıl etkilendin? Ve ne tür öncelikle ne tür önlemler alıyorsun? Ve nasıl etkilendin? Bu konuya biraz değinirsen çok memnun olurum. Öncelikle ben dedim ya abi YouTube'da artık herkes teknolojileşti, sana yakınlaştı. Senin düşüncen buydu, daha dijitalleşelim. Bunda da dünya bana yakınlaştı çünkü bizim bir ofisimiz yok. Genelde home office ya da bir kahve zinciri ya da sokakta bir arkadaşımınla buluşup bir yerde görüşme, park. Her yer benim ofisimdi. Beni aslında evde kalmak sıkmıyordu ama bu sefer zorunlu evde kalınca insanı sıkmaya başladı. Bir de tabii ki etkiledi. Ben Beyaz Saray'a gidiyordum. Artık Beyaz Saray'a gidemiyorum. İki şey var. Biri bizim Hüseyin Güner gitmişti. Sonra dedi ya yanımdakinde koronavirüs varmış yakınlarında kim? Ben o riski almak istemedim. Metro ile gidiyorsun ya da fark etmez. İkincisi de Donald Trump yani Beyaz Saray yönetimi dedi ki sadece burada koltuğu olanlar kimlerdir? Voice of America'dır. Yani sadece o da bir kişi. Türkiye'de başka masası değil. Fox, CNN onlar gelebilir. Zaten bizi istesek de almıyorlar. Yani bizi haber anlamında insanlar evet herkes evde, herkesin boş vakti var. Ama birine röportaj istiyorsun çok önemli pozisyonda. Ya ben yapmayayım. Mesela birine dedim canlı yayın yapalım. Ya şimdi herkes istiyor. Şimdi sana evet dersem diğerlerine de evet demem gerekir. Ben dedim ki tamam abi şu an hayır deyin ama yani bu süreç biraz daha devam edecek. O yüzden siz evet demeniz gerekecek. Bizi de şöyle etkiledi. Yani evde kalıyoruz. Dışarıya tabii ki arada çıkıyoruz. Bazen haber anlamında çıkmamız gerekiyor. Görüntü anlamında. Dün mesela ben Washington'ın Wharf'ı vardı. Orada Türkçesini bu da geçer yahu diye çevirdim. We will back soon gibi böyle bir yazı vardı. Amerikan bayrağı dedim ya tam böyle manşetlik. Orası normalde dün dop dolu olurdu. Akşam iftardan sonra 10 gibiydi. İnsanlar olurdu, konserler olurdu. Bomboş.
Bir Allah'ın kulu yok. Sadece biz oradaydık yani. Yürüyüş açık havada yapıyorduk. Yani bizi medya anlamında herkesi etkiledi. Fakat haber alma anlamında dedim ya, Türkiye'den de bir kişi internetten haber alabilir ama gidip almak çok ayrı. Beyaz Saray'ın ortamında bulunmak, orada gazetecilerle kulisleri konuşmak. Çünkü biz oradan gazeteci arkadaşlarımıza kulis alıyoruz. Onun dışında yazarak ya da diğer şeyle insanlar şunu gördü. Mesela canlı yayını ben gerçekten bir gazeteci olarak bu korona sürecinde yaptım. Birkaç kişi dedi yani, düşün ben bile öyle yaptıysam yani annelerimiz bile canlı yayınları izliyorlar. İnternetten faturalar yatıyorlar. Yani bir dijital geçişi olacak. Bu çok önemli. Ama diğer anlamda da ben gidip haberi araştırmayı, direkt kaynağından almaya, kongreye giremiyorum, bilgi alamıyorum. Çünkü kongresmenler yazılı söylemez ki bazı bilgileri. Off the record olur. Siz onu düşünerek, farklı kişilerden görüş alarak, işleyerek verirsiniz. Ya da yardımcıları söyleyebilir. Bu off the record yazmayın değil gibi. Ama şu an hiçbiri yok. Herkes zaten diyor ki ben konuştum internet üzerinden diyor. Dünkü yayınında aynı şeyi söylerim. Ona alabilirsin. Ondan dolayı haber anlamında bizi etkiledi. Basılı gazete anlamında. Yani şurada yanlış bir durum. Türkiye'de gazeteler bitti. Gazeteler hiçbir zaman bitmeyecek. Gazete derken sadece kağıdı artık anlamamız lazım. İnternet gazetesi nedir? Bir web sitesi. İlla ona web sitesi gerekmiyor. Google bile news kaydı, yani haber kaydı. O yüzden o da bir gazetedir. Yani önce vatan.com.tr normalde bir, evet, basılı gazete var her gün çıkan. Ama internet sitesinde de var ki, evet, olumlu tarafı nedir? Bir deprem oldu, hemen orada giriliyor bilgi. Ama evet, olumsuz tarafı ne? İnsanlar evlerde, yani Facebook, Zoom, bunlar çıktı mı? Sen az önce dedin ya montaj. Gerçekten öyle. Mesela insanlar WhatsApp videoları meşhur biliyorsunuz. Sürekli yolluyorlar. Ya, ama bir Google'a yazsalar doğruluğu var mı yok mu? Bir haber sitesinde var mı? O zaman gazetenin önemi çıkıyor. Siz bir site açabilirsiniz. Ne site? Haberler.32.com mesela. Ama sizin news kaydınız yoksa Google'da o çok üstlerde çıkmıyor. O da ayrı bir sorun. Çünkü o zaman güvenilir bir kaynak çok olmuyor. Ama güvenilir kaynak nedir? Hemen ben bir bilgiyi aldığımda onu vermiyoruz. Araştırıp veriyoruz. O yüzden sosyal medya aslında gazeteleri bence bu dönemde daha da önem veriyor. Yani daha da önemli oluyor. Instagram'da videolar dolanıyor. Senin dediğin gibi montaj oluyor. O yüzden gazete eğer bu haberi yaptıysa bunu önem veriyor. Amerika'daki Türkler ve Türkiye'de haber olan bir şey. Donald Trump bir duayı dinliyor, Kur'an okunuyor. İşte koronavirüse karşı Kur'an okunuyor. Ya abi, Türkiye'de bu haber sitelerinde haber yapıldı. Yani artık onlara da bazılarına güvenemiyoruz. Ama asıl kaynaklara baktığımızda biz de onları söyledik. Bu kongrenin açılışında hiçbir alakası yok koronayla diye. O yüzden gazetecinin önemini arttırıyor bu süreç. Ama bizim bilgiye erişim anlamında biraz azalmamıza, kan kaybetmemize sebep oluyor. Çünkü bilgiye ulaşmakta sadece telefon yeterli değil, direkt o yerde olmak gerekiyor. Yani bu güzel tabii noktalar Anıl. Gerçekten yaşanan durumlarda tabii sektörler etkilenmiş durumda. Ve bu noktada dediğin gibi gazetecilik noktasında da buluşmaların ya da röportajların ya da dediğin gibi off the record bazı şeylere ulaşmanın zorluğu gerçekten tabii ki etkiliyor. O açıdan yani gayet yerinde. Sen gerçi ben soracaktım, sen girdin o gazetecilik olayı, yani gazete basım olayını soracaktım ama sen zaten o noktaya değinmiş oldun. Ben tabii şöyle bir durumu daha sormak isterim. Aslında kısmi ona da değindin sen, sosyal medya şeyine, ama biliyorsun artık sosyal medya üzerinden hem bireyler, İşte hem siyasi liderler, işte bir bakıma sizin hani haber yaptığınız ya da kaynaklarınız olan önemli kişiler tarafından aktif kullanılıyor değil mi? Ve bu, evet, burada bu paylaşımların yapılması, yani haberciliğe ne tür etkileri var? Hani sen biraz önce aynen verdiğin örnekte dedin, işte kongresmenle ya da şeyle bir röportaj yapacağız. İşte ben dün zaten yayınladım. İşte sosyal medyada, evet, yaptım. Onun dezavantajı var gerçekten. Çünkü neden? Mesela özel haber olarak biz girerdik eskiden. Ama şimdi diyor ki ya ben bir hürriyete verirsem önce vatan alınır, ona verirsem diğeri alınır. Ben buradan yayınlayayım Twitter'dan, onlar alır. İşte o
Şu an aslında bize görev düşüyor. Neden? Ben Tolga Karel Tırcıoğlu haberini yaptım. Bütün Türkiye'de gündem oldu. Onu nasıl öğrendim? Chicago'da yaşayan bir tanıdığım dedi ki, ben Tolga Karel'le de tanışıyordum, konuşuyorum. Dedi ki böyle bir duyum aldım. Ben 2-3 kişiye daha sordum yakın çevresi. Ve sonra da kendi paylaşımını gördüm. Ve dedim ki demek ki evet öyle. Ve haberi yaptım. Haberi yaptıktan sonra kendisi paylaşım yapmaya başladı Instagram'dan. Yani şunu demek istiyorum. Biraz da haberi kaynaklardan yakalamak önemli. Benim sahada çalışanlarım yok ama sahada dostlarım ve arkadaşlarım var. Onlar ya şöyle bir ihtimal, en güzel gazetecinin kaynak arkadaşları ve dostlarıdır. Benim çok farklı eyaletlerde dostlarım ve arkadaşlarım var. Gerçekten de sevdiğim. Yani haber getirecek diye dost olmuyorum. Bizim bir ilişkimiz var. Birbirimize saygı duyuyoruz. O bana diyor ki ya şöyle bir haber var. Ben diyorum ki ya müthiş. Ve de çok böyle özel haberler öyle yerlerden çıkmıştır. Mesela başka haberler de vardı. Türk Hanım kaçırılmıştı, Hamdi Ulukaya'nın eski eşi. O da bana Tampa'dan gelmişti mesela. Değil mi? Aklıma o geldi aslında. Sen ben de vermeyecektim ama biz bizeyiz abi. Yani, sen anlatmıştın, aklıma geldi evet. Yani sonrasında çok telefon trafiği olmuştu benim. Ama mesela o da bir vicdan abi gerçekten. O haber geldi. Ben biriyle çok iyi arkadaşım. Ya ama bu kötü bir haber değil ki. Yani eski eşi ismi maalesef geçecek. Kendi geçmek istiyor da etmiyorsa. Bu bir fact, gerçek. Bu bir beyazsa beyaz diyoruz. Yani ekstra bir şey yapmıyoruz. Bir first lady'nin eski bir first lady de kaçırılabilirdi. Yani eski eşi de kaçırılabilirdi. O Donald Trump'ın eski eşi diyeceklerdi. O yüzden onda bir sorun yok. Hep kaynaklar benim aldığım o dostlarımdan ama şu an onlar sahada değil. Yani telefonla da bir nebze haber de azaldı abi. Nasıl biz yani hep koronavirüs haberi görüyoruz. Neden? İnsanlar dışarı çıkmıyor. Magazin haberleri şimdi bir ünlü sanatçı sokağa çıktı. Çıkmıyor ki ondan biz bir bilgi alalım ya da bana Kaliforniya'dan bir telefon gelmiyor. Aa şu tiyatrocu buraya geldi, araştır buraya mı taşındı. Artık uçaklar da durdu. Yani ondan dolayı bir açıklama yok. Kongresmenlere gelecek olursak eskiden bana şey yaparlardı abi. Instagram'da bir şey paylaşmış. Hatta paylaşmadan. Ya derdi ki şunu haber yapsana. Biz yaptıktan sonra Instagram'ına koyardı. Facebook'a koyardı. Aa gazetede çıktım. Şimdi Instagram'dan paylaşıyor. Biz oradan haberi alıyoruz. Eskiden tam tersiydi. Bizde rica ediyordu. Ya işte şunu haber yapsana. Çok kişi görsün. Instagram, Twitter, Facebook bak, çok yayılınca. Evet. Anıl sen şimdi öyle çok serzenişte bulununca bir tane takipçinin bir yorumu var aşağıda. İlginç duruyor. Şey demiş. Kim Kardashian'la ilgili bir haber olabilir demiş. Çağlar abi haklı. Sen tabii bak işte haber kaynakları kesildi. Toplayamıyoruz deyince sağ olsun hemen Kardashian'la el atmış olaya. Ya o da önemli abi çünkü bak rekor yorum varmış mesela. Ben bunu kaçırmıştım çünkü evet. O kadar çok kişi var ki abi. Doktor Üzü takip ediyorum. Ondan sonra Beyoncé'u takip ediyorum. Elbet kaçıyor. Ondan sonra şeyde yani ben aslında benim en çok mesai harcadığım bu Türk-Amerikan toplumu haberleri de Facebook. Ayhan Örmen şuraya gitmiş ya da şu dernek bunu yapmış. Çünkü hepsi Facebook'ta paylaşıyor. Ben demin dedim ya önceden ararlardı beni bir dernek ismi vermeyelim. X derneği anlaşılan haber yapsana. Tabii yapabiliriz. Şimdi atıyorlar. İstersen yap. Yani anladın mı? Şey yapıyor ama tek de böyle bakmıyorum. Biraz bu espriyle yaklaştım. Diğer tarafı da şu var. Orada 1000 kişiye ulaşıyor ama biz haber yaparsak 1 milyon kişiye ulaşabilir. O yüzden hala da şey yapıyorlar yani bizim bir haberimizi yap. Çünkü Instagram'da herkes paylaşıyor abi. 2 takipçisi olan da paylaşıyor. 20 milyon da. Tabii. Ama sana deyince haber değeri oluyor. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. Şimdi bak senin anlattığın durum çok önemli. Senin anlattığın gazetecilik örneği, bahsettiğin çalışmalar, o işbirlikleri, o iletişim. Bence başarı orada yatıyor zaten. Yani hani kesinlikle. Şöyle bir şey olamaz. Ya işte hani gazeteciliğe artık ihtiyaç duyulmayacak. Mümkün değil bu. Asla. Mümkün değil. Sadece ne değişecek? Tool'lar yani kullanılacak imkanlar ve yetenekler değişecek. Yoksa hani şuna dönmüş oluyor. Evet dediğin gibi ya o kişilerin ben artık şuna ihtiyaç duyuyorum diyemezler. Çünkü gün sonunda gerçekten doğru bir çalışma yapıldığında ve gazeteci noktasında bir gazetecinin
çalışma yapıp bunu duyurması çok farklı bir durum. Yani gün sonunda şunu anlamak lazım. Hani şu ana baktığımızda tamam sosyal medya çok önemli, o ayrı bir nokta, ama aynı anda da gerçekten doğru haber ve haberciliğin yapılması ve bununla da duyulmak çok önemli. Yani tabii sağ olsun hani benim bu noktada gördüğüm o açıdan hani kesinlikle şey olmamak lazım ve aynı şekilde çalışmalara davet etmen lazım. Zaten senin o verdiğin o birkaç örnek yeterli. Senin başarını gösteren, senin çalışma tarzını gösteren. O yüzden çünkü Ayhan abi gerçekten öyle. Yani şu an iki şeye bakalım. Kongreden bir haber geçti. Ya onu Türkiye'de herkes çevirir. Onda sorun yok. Ama dediğim bu özel haberler zaten gazeteyi yücelten ve gündeme gelen haberler. Yoksa rutin haberleri ajansla geçiyor. Ama siz burada yani gazeteci, televizyoncu, yani medya sektöründe sokakta haber olarak bence bakmalı. Ben mesela geçenlerde bir süpermarkete gittim. Ya dedim evet çok güzel ama mesela tuvalet kağıdı yokmuş. Oradan iki görüş alalım. Mesela Amerikalıların görüşü. Bunları yansıtmak önemli. Yoksa çeviri haberlerle bir yere kadar çok büyük medya kuruluşları, bunu buradan söyleyelim, Amerika temsilcisi yok. Bu çok büyük bir açığı. Ki o gazeteciler New York'ta akbabalar dolanıyor. Ya da işte Washington'da ben yayın yaparken kongre binasının önünde Beyaz Saray'ın önündesin diyorlar. Çok büyük gazeteciler abi bunlar. Televizyoncular. Yani kendileri maalesef temsilcileri olmadığı için bilmiyor. Bundan dolayı gazetecilik ben ekmek yediğim için demiyorum. Yarın başka şeyden de para kazanırız. Bu hiç önemli değil. Ama gazetecilik bir vicdandır. Bütün insanları bilgilendirmek için çok önemlidir ki avukatlık, hukuk da, savcılık, hakimlik de nasıl öyleyse bu da çok önemli, essential, gerekli bir meslek olduğuna inanıyorum. Ama tabii ki Türkiye'yi hepimiz çok seviyoruz ama eksik yanlarını medya anlamında söylüyoruz. Buraya tabii ki doların yüksek olması, diğer etkenler var. Ama Amerika ne güzel. Öğrenci misin? Öğrenci misin? Basın mensubu musun? Basınla alakalı. Yatırımcı mısın? Yatırımcı olarak. Yani bunların hepsi önemli. Biz de çok konuşuyorsak, yani ben sen de uyar, kişiler de sorular sorabilir. Herkes hazır, avukat Ayhan Ömen var. Her zaman yakalayamazsınız böyle yorum kadar uzaklıkta. Yani düşünsene abi, senin oraya gelecek Türkiye'den bir şey soracak. Şimdi yorumla her şeyi sorabiliyor. Kötü de diyebilir, sana da bana hakaret de edebilir ama düşünsene. Kendi böyle ekrana geçip konuşamayan, yayın yapamayan ya da senin yüzlerce videon var, onlara emek veriyorsun. Yapamayan insanlar bir yorumla sen şöylesin, sana böyle küfür ediyorum diyorlar. Ya o kadar kolaylık gelmiş ama onu şeyi bilmiyorlar, kendileri böyle ekranda dahi konuşamıyorlar. O yüzden o yorumlara ben mesela hiç takılmıyorum. Burada izleyicilere de söylemek istiyorum. Ya ben YouTuber olayım. Olun, çekin. Size kötü yorumlar yapsa da kişi sokakta nasıl kötü bir şey söylüyorsa kendisidir. Ya burada da görüyoruz yani iki kelime söyleyemeyenler ya senin haberin şöyle ya da böyle ya da senin açıklaman böyle çok rahat diyebiliyor. Rahat bir ortamdayız. Siz de soru sorabilirsiniz. Ya aynen öyle. Şey tabii önemli bence Anıl. Gerçekten senin bahsettiğin noktada bence işte gerçekten temeli etiğe, ahlaka bağlı gazeteciliğin önemi çok büyük ve ebedi. Şimdi sen YouTube dedin. Tabii ki YouTube önemli. Tabii ki sosyal medya önemli. Ama bu noktada ben de hep arkadaşlara da şeyleri tavsiyem. Hani sadece bir YouTuber olmak için yapma onu. Yani bir şey vermeye çalış. Bir şey kazandırmaya çalış. Yani şöyle düşün yani. Bir yanda usta tiyatrocuların olduğu bir yerde, bir yerde de YouTube'la hiç alakası olmayan, sanatla ilgisi olmayan hareketler yapılması. Aslında bunu birleştirmek önemli olan bence. Yani o gerçek bilgiyi, gerçek yeteneği, anladın mı, sosyal medyaya taşıyor olmak önemli. Yoksa dediğine kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Şimdi tabii sen o konulara girince, sen gençsin bu arada biliyorum. Biz de genciz. Ama hani tecrüben çok büyük. Genç haberci, genç gazeteci ya da haberci arkadaşlara tavsiyelerin ne olur? Nasıl bir çalışmayla ilerlesinler ve onları ne bekliyor? O konuda ne demek istersin? Teşekkür ederim abi. Genç Semih gibi kalmayalım. Fenerbahçeliler de geliyor dostlarınız. Hani Fenerbahçe'de genç Semih vardı ya, adam 35 yaşına geldi. Hala genç diyorlar. Yani futbol için 35,
normal yaş için 50 gibi yani diyebiliriz. Hala genç diyorlar. Geçen bir yayın yapıyorum, biri şey demiş, böyle saçımı düzeltmiş, şey demiş, düzeltme saçın yok. Yani diyorum ya şey, bu kadar kolay söylenebiliyor. Genç olarak da teşekkür ediyorum. 15 yaşında başlamam gerçekten çok önemli. Benim tavsiyem şu olacak abi. 30 yaşındayım. 15 yıl medya sektöründe tecrübem var. 15 yıl da olmayabilir. 5 yıl da olabilirdi. Bence abi ilk olarak ne kadar erken girerlerse o kadar iyi. Ben Türkiye'de babam emniyetçi olduğu için farklı illerde yaşadım. Bu bana çok fazla şey kattı. Diyarbakır'dan Edirne. Herkes böyle konuşmasında örnek verir ya. Ama ben gerçekten yaşadım. Diyarbakır'dan Edirne'ye, farklı yerlerde. Onların ortamında bulundum. Gazetecilikte ne kadar erken girerseniz o kadar iyidir. Çünkü gazetecilikte görüyoruz, Harvard'da da okuyabilirsiniz ama direkt bir televizyon kanalına başladığınızda o paraları alamayacaksınız. Evet, ekranın bir büyüsü var ama onun dışında istediğiniz mutluluğu yakalayamazsınız. Ne kadar erken girersiniz çünkü belki azarlanacaksınız, montaj yapacaksınız, kaset taşıyacaksınız. Gazeteci çok genç girmeli. Bir de içinde o var mı? Ben mesela muhasebeyi hiç sevmiyorum, finansı. Rakamlarla istemiyorum oynamayı. Siz ekranda güzel duruyor diye yapmak doğru olmaz. Şimdi isim vermeyeyim. Kimi gazeteciler var Amerika'da yaşayan, milyonlarca takipçisi. Normal hayatta iki kelimeyi konuşamıyorlar. Ama burada çok rahat her şeyi söylüyorlar. Gerçekten normal hayatta da insanlara sevecen olmanız, vicdanınızın olması ve araştırma istiyorsanız. Ben bazen gece düşünüyorum ya şu nasıl olabilir? Ya da alışverişe gittiğimde sokağa beyaz sıraya gitme, aa bu neden böyle değil deyip oradan haber çıkarabiliyorum. Ya da sokakta bir kimsesiz görüp, yani insanın içinde yoksa yürürken, aa yani burada bir tabela var, bunun daha önce şu yoktu, değişmiş, aa belediye acaba bunu mu yapıyor? Yani gerçekten iyi bir araştırmacı olmak gerekiyor. Ben ona inanıyorum. Bir de dil. Amerika'ya gelip dil okuluna İngilizceyi geliştiremeyen insanlar var. Lütfen siz öyle olmayın. Amerika'da da olmanız gerekmiyor. Her gün yarım saat İngilizce bir haber, podcast ya da bir dizi takip etseniz sizi kulağınıza geliyor. Daha sonra da yabancı arkadaş. Ben diyorum ya, ilk başlarda da örnek verdim, kendim hatasını. Ben liseye kadar doğru dürüst İngilizce görmedim, farklı illerde yaşadığım için. Liseye geldim, hazırlıkta 25 1 alıyordu, ben 24 aldım, 0. Moralimi bozmadım, daha da çalıştım ve gerçekten kendimi geliştirdim. Ama daha sonra 2. 3. lisede İngilizceyi unutuyorsunuz. Üniversiteye geldim, tekrar hazırlık, aynı süreç derken, ya dedim ben yabancı arkadaşlar edineyim. Ben Türkiye'de yabancı arkadaşlar edinerek İngilizcemi geliştirdim Türkiye'de. Ben bir yere Amerika'ya 20 yaşına daha sonra geldim ama 18'de başladım. Ve o zamanlar biraz konuşmaya başlıyordum. Bir Kanadalı hocamız vardı sınıfta. Şu an New York taraflarında, Cyprus taraflarında. Ve kendisi, sınıfta ben soru soruyordum, herkes gülüyordu bana. Çünkü I want will be the English system. Aynı böyle soruyordum, diyerek. Ama şu an asla öyle değilim. Öyle konuşarak sene sonunda ben güldüm, bana gülen arkadaşlar. Amerika'da bu soru sormak gerçekten çok güzel. Herkes istediğini sorabiliyor. Ondan dolayı kimseden çekinmesinler. Dil, erken girme ve araştırmacılık. Bu üçü olursa zaten diğerleri ardı ardına geliyor. Dostluklar da önemli. İnsanlarla iyi, yani kavga ederseniz iyi bir gazeteci olamazsınız. Çünkü sakin olmanız lazım. Ben senin kadar sakin değilim abi, avukat kadar. Ama herkese sevecen olmanız gerekiyor. Daha dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü ben şu an bir yorum yapsam, sen de öyle bizim mesleklerde. Sandalye çok kötü bir şey. Bir ırk vermeyeyim. Aa, sandalyeyi kötüledi. Oraya bir ırk deseniz, X millet çok kötü, bir suç, Amerika'da bir suç, ama bizim gazetecilikte ve hukuk alanında çok daha büyük, medya ve hukuk alanında bu kişi bunu dedi, yani kişinin mesleği dahi kaybolur, kimse ona önem vermez. Aynen öyle. Ben programımızı bence tamamlayacağız gibi, Anıl, gerçekten çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Bir iki soru var, belki bir tanesini alayım, o da şu yönde, hem de sen de bir fikir bildirirsin. Ayhan Bey, şu an konsolosluklar kapalı mı diyor bu takipçimiz. Eğer Amerika'daki Türk konsolosluklarını kastediyorsa
Konsolosluklar açık çalışıyorlar ama buluşmalar noktasında tahmin ediyorum kısıtlamalar var. Ama tavsiyem Türk konsolosluklarımızı direkt aramaları, telefonla kesin ulaşabileceklerdir ve sağlıklı bilgi alacaklardır. Anıl, senin o konuda bir bilgin var mı Belli bir konsolosluklarımız konusunda? saatler var. Saatleri kısaldı ama onun dışında açık. Bir Evet. de dış işleri bu bakımdan gerçekten iyi çalışıyor. Bir yazsanız ya da arasanız ulaşabiliyorsunuz. Aynen. Türkiye'dekiler ama kapalı abi. İstersen bu Aynen. da soru çok güzel ya. Ben bunu bilmiyordum bak gerçekten. Yani senden öğrenmemiz gerekiyor diye boşuna demiyorum ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Gerçekten Evet, güzelmiş. bu aynen Amerika'daki, eğer Türkiye'deki Amerikan konsolosluğunu kastediyorsa bu değerli takipçimiz, o hala açık. Dolayısıyla o noktada yani pardon, konsolosluklar açık ama randevular iptal. Türkiye'deki Amerikan konsolosluğunda randevular mümkün değil. Bir soru daha var. Bu takipçi de şeyle ilgili, KCC ile ilgili soruyor. Bu aslında Visa Center ile ilgili soru soruyor. Bu genelde işte göçmenlik vizesi için yapılan çalışmalarda. Yani arkadaşlar, kurumlar açık, kurumlar insanlarla buluşmayı gerektiren bir kurum değil zaten. Resmi kurumlar açık ve çalışmalarını yerine getiriyorlar. Tabii bir aksaklık yaşanabilir, o aksaklıklar ayrı. Ama onun dışında dediğimiz gibi şey yapabilirsiniz, başvurularınızı yapabilirsiniz. Bir problem olmaz. Şimdi bir yorumda bir soru var. Onu da alayım. Hani ayıp Evet, olmadan birkaç önemli. soruyu alalım. Amerika'dan mezun olup Türkiye'ye dönmüş fakat hala 2 yıl vizesi olan biri yeni okula kayıt olduğunda vizesini yenilemesi gerekir mi? Yoksa sadece yeni I-20 ile ülkeye giriş yapabilir mi? Anlaşılan vizeniz var. Eğer yeni bir I-20 alırsanız evet, seyahat etmenizde bir problem olmaz. Tavsiye edilen tabii vizenizi de yenilemeniz ama bu mümkün olmazsa okuldan alacağınız yeni bir I-20 ile ve 30 gün kalmış olması lazım programın başlamasına. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz deyip takipçimize bu noktada bir sorusunu cevaplamış olalım. Bir soru daha vardı. Bu Green kişi, Card ile ilgili çekiş kurar galiba abi. aynen, onunla ilgili bir şey var. O da yanılmıyorsam şöyle bir şey sormuş. 20-20 tarihlisiyim. Eğer mülakata çağrılırsak tüm vergileri ödersek fakat vize verimi yok, nasıl olacak diyor. Şimdi şu var tabii. Burada takipçimizin tam neyi sormak istediğini aslında anlamaya çalışıyorum. Fakat vize verimi yok, nasıl emin olacağız haklarımız noktada. Şimdi şunu anlamak lazım. Eğer 20-20 tarihliyseniz ve mülakata çağrılırsa kastettiğiniz Amerika'da bulunuyorsanız, o zaman zaten mülakat şu an biliyorsunuz kapalı ama açıldığında bunu yapmanız mümkün olabilecek. Ama vergilerin noktasını çok anlayamadım. Soru çok net değil ama bana mesaj yazarsanız daha rahat sorunuzu anlayıp cevap verme durumum mümkün olabilir Herkesin deyip. hemen susun da soru soralım diyormuş abi. Gazeteciliği var. Bu güzel gerçekten ya. Evlilik yoluyla vatandaşa başvuru yapmak için 10 yıllık yeşil kartın gelmesini beklemeli miyim? Yoksa 3 yıllık evlilik dolunca başvuru yapabilir miyim? Aynen, çok güzel bir soru bu. Teşekkürler Hanım söylediğin için. Eğer kişi Amerikan vatandaşıyla evliyse ve 3 yıldır evli ve 3 yıldır da yeşil kartın elindeyse, o zaman 3 yıl üzerinden Amerikan vatandaşlığına başvuru yapabilir. 5 yılı beklemesi gerekmiyor. Önemli olan eşiyle hala beraber yaşıyor olması, önemli olan bir kriter diyebiliriz. Şey de çok güzel abi, yoruma birbirine yardımcı oluyor. Gerçekten Türklük bu, birbirine yardımcı olma, Çağlar abi de demiş. Yani Evet. bunlar güzel şeyler. Kesinlikle. Senin Bir ay soru ben vardı ha. abi, onu söyleyebilirim. Ben de onun haberini yaptım aslında. Şimdi Green Card'ı kurası bu sene normalde Mayıs'ta açıklanacaktı. Dışişleri'nin bir tweet'i var, ilerleyen tarihte Haziran. Ama başka biri soru soruyor. Dışişleri'nin Immigration servisi alakalı resmi. O da diyor ki ilerleyen tarihte açıklayacağız. Demiyor ertelendi diye. Bu Bununla ilgili aslında, bir... ben hemen bilgi vereyim. Bir son dakika var aslında bununla ilgili şu an. Şimdi normalde şu olay, aynen senin dediğin gibi böyle bir haber ortaya atıldı önce ve bize çok ciddi sorular geldi. Ama resmi bir açıklama yok. Yani sadece şu ana kadar resmi bir açıklama yoktu. Onu açıklayacağım ama o tweetten bir tweet yapılıyor. O bir de sorusuna cevap veriliyor. Ama Evet. başka yerlerde bilgiler yok bu noktada. Biraz Yok. garip bulduk biz onu. Çünkü çok biraz gerçekçi görmedik. Tamam, bir ertelenme olabilir ama bu tweet'e cevap vermektense neden tweet'te açıklama Ya. yapmıyor? Biraz gerçekçi göremedik ama biz sadece tabii hani
hani bu tip bir tweet dolaşıyor diye de haber yapamayız değişti diye. Katılıyorum sana. Ben haber yaptım ertelenecek mi diye ama sonuç yok. Yok, çok doğru. Ben sana ama şimdi sonucu vereceğim. Daha şu an aslında biz bu canlı yayınımızı yaparken, tamam mı? Biz çünkü şunu diyorduk biz geçen ya 2-3 haftadır herkese, resmi açıklamayı bekleyin. Resmi açıklamada çok kolay State Department'dan gelecek ya da çok basit dvlottery.state.gov'dan görebileceksiniz. Bu yerlere şu an itibariyle baktığınızda hepsi Mayıs 5 diye gösteriyor diyorduk. Tamam mı? Dolayısıyla bekleyin, bir değişiklik olacaksa da Mayıs 5'ten önce belli olacak. Yarım saat önce evet State Department dvlottery.state.gov'a güncelleme yaptı Anıl. O Ha, bu güncellemeyle önemli de bir bilgi o zaman aynen abi. Haziran 6'ya ertelediler. Ama böyle şey de bir değil yani bilgi. Aa işte şey ertelendi mi? Tabii ki bir şans onu öğrenmek bir ay güzel. Ama mesela Donald Trump'ın 60 gün yasağı var ya zaten şeyler çalışmıyor. Konsolosluklar, büyükelçilikler Türkiye ya da diğer ülkelerde Amerika'nın. O yüzden şu an kimse yani bir şey bilmiyor bir sorunun ne Yani olacağını. şimdi aynen çok güzel bir noktaya değindin. Ama ikisi farklı, şöyle farklı ben söyleyeyim. Bir, tabii biraz garip görüyorum ben neden ertelendi. Bilgisayar üzerinde çekilişi yapılan bir şeyin. Ben çünkü hep onu söylüyordum. İnsan görmeye gerektirmeyen bir durum neden ertelenir? Her neyse öyle bir karar alındı ve ertelenmiş durumda. Bir problem değil. Zaten bu gelecek yıl için olacak green card çekilişi. Burada bir ay gecikmiş, 2 ay gecikmiş çok önemli değil. Ama Başkan Trump'ın kararnamesinin zaten direkt hedefi şu an Amerika dışında bulunan Eylül'den önce yeşil kartı alması, göçmenlik vizesini alması gereken tarihleri ilgilendiriyor. Dediğim Doğru. gibi kararname pratikte çok büyük bir önemi olmayabilir. Çünkü zaten Amerikan konsolosluğu görüşmeleri vermiyor şu an. Mart'tan beri görüşmeler iptal. Dolayısıyla bu şekilde Ama de şu devam anda ediyor. açıklamada yok. Sen o son bilgi ertelendiğine dair bir açıklama yok şu an Green Card kurasının sonucunun açıklanması. Yok işte şu an var. Şu an var. Ben de onu demeye getirdim biraz önce sana. Heyecanla Bizim bekliyoruz abi az sonra. yok yok. Biz konuşmamızı yaparken, canlı yayınımızı yaparken State Department yaklaşık yarım saat önce dvlottery.state.gov'da resmi güncellemeyi yaptı. Ve resmi güncellemede şu an 6. ayın 6'sında başlamak üzere sonuçları öğrenebileceksiniz diye güncelleme yapıldı. Senin yaptığın haber de o aslında önceden. Hani resmi bir açıklama yok ortada. Düşün Evet. resmi açıklama şu an yapılıyor. Biraz garip Yani bir bulmuş tweet'e durumdayım. yapması çok Onu, ben o garip tweet'i olmuş. inandırıcı bulmadık. Çünkü yani State Department'ın Sahte de değil yani ama garip. State Department'ın dönüp birinin sorduğu soruyu cevaplarken o güncellemeyi yapmaması çok ilginçti. Yani çünkü Twitter hesabından geçebilir onu State Department diyebilir. Herkese gösterelim istersen abi. Gerçekten 6 Cun diyor yani 6 Aynen. Haziran Aynen. Divi State Lottery yani bu Program. Aynen. resmi yapıldı. Hemen Aynen. ekranlara Hemen getirelim. gazetecisin daldın olaya. Aynen. Bu bence evet yayınımızın en önemli haberiydi diyelim. Flaşı çıkardın abi, manşeti çıkardın. Sayende diyelim. Şimdi dolayısıyla ben yayın sonrasında bekliyordum aslında. O yüzden seninle yayında çıkarmış olduk olayı. Böyle bir durum evet ama dediğim gibi problem bir durum yok. Sadece bir aylık bir ertelemeyle sonuçları öğrenebilecek kişiler diye düşünüyorum. Anıl çok teşekkür ederim değerli zamanın için. Ben çok teşekkür Gerçekten çok ediyorum zevkli Ayhan. bir güzel bir sohbet oldu. Ve inşallah tekrar yaparız seninle böyle bir tane gelişmeler olunca. Bence çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum. İzleyiciler de Ayhan Ömen'i başarılı bir avukat takip edebilirler. Ve kendisi hani biz doktor avukat dediğimizde evet yüce bir meslek ama burnundan kraldırmayan onlar olma onlardan biri değil. Her daim ulaşabileceğiniz çünkü evet güzel bir meslek ama insanlara da ulaşabilir olması lazım. Çünkü insanlar için her şey var. O bakımdan önemli. Keyifli bir yayın oldu. Sağ ol. Manşeti Sağ ol. de Aynen attık. öyle. Teşekkür Aynen. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz de elimizden geleni yapıyoruz yetişmek için herkese. Anıl sen de çok değerlisin. Ben de takipçilerimi Çok bilmesini teşekkürler. isterim. Gerçekten habercilik noktasında, gazetecilik noktasında devamlı ihtiyaç duyulacak örnek birisin. O açıdan aynen devam etmeni ve biz de devamlı sana destek olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür Kendine ederim. çok iyi bak. Sağlıklı Görüşmek ve üzere. güvenli bir gün diliyorum Saygılar. sana ve takipçilerine. Kendine dikkat et, Teşekkürler. tamam mı? İyi Kapatıyorum ben yayını. günler. Çok Sevgiler, teşekkürler. bay Sağ bay. olun. Sağ olasın, bay.